Merhaba arkadaşlar, bugün ilk defa bir unboxing kutu açılışı yapacağım. Bu da Rode'nin NT-USB Mini modeli olan mikrofonu olacak. Studio Quality USB mikrofon yazıyor. Şimdi bunun içini açacağız, bakalım. Çok uzatmayacağım. Ben de sevmiyorum çok uzatılan kutu açma videolarını. Şimdi hemen kutuyu açıyorum. Kutuyu açmadan önce bir içeriğine bakalım neler varmış. Kutu içeriği diyor, 1 adet NT-USB mini mikrofon Rode ve 1 adet de USB-C2 cable bulunuyor, USB kablosu. Özelliklerine gelince, stüdyo kalitesinde ses kaydı, kulaklık girişi, USB'den bağlantı ve kendi desk, mıknatıslı bir deski varmış altında, yani ayağı. Onunla rahatça masa üstünde kullanabiliyorsunuz. Şimdi açıyorum. Şurada bir sarı böyle altın rengi bir şey nokta koymuşlar. Rengi herhalde ama neyin rengi bilmiyorum. Bakacağız şimdi, göreceğiz. Şu şekilde açılıyor. Çok kibar bir kutu yapmışlar. Şöyle bunu koyalım. Bir adet kullanma kılavuzu sanırım. Evet. Quick Start Guide. Şöyle bu koruma amaçlı herhalde. Ve burada mikrofonun kendisi. Bayağı ağır aslında. Boyutu ufak. Aslında şöyle, burada kulaklık seviyesi var, USB ışığı var, kulaklık ışığı var, herhalde kullanırken yandığını gösteriyor. Arkada da kulaklık girişi ve USB girişi var, seri numarası var. Dediğim gibi bayağı ağır, aslında ağır olması iyi, onun kalitesini bence gösteriyor içindeki malzemenin. Bakalım, ayağını çıkaracağım. Önce USB kablosu, birazdan açarım. Şöyle bu yani nemden korumak için olan dalga motordan, şu da ayaklığı. Şu sarı nokta doymuş herhalde, öyle bir artistik bir şey yapmışlar. Küçük bir, ha bu onun logosu sanırım. Logosunda olan bir ayrıntı, onu böyle kibarca bir şekilde yansıtmışlar sanırım. Görselliğe de önem veriyor demek ki. Şöyle koyalım, fiyat. Bu çıktı. Başka bir şey. USB kablosu ve ayak. Sefa herhalde. Şöyle. Bayağı güçlü bir mıknatıs var. Evet. Durması için gayet sağlam. Böyle yön verebiliyorsunuz. Şu şekilde. Dediğim gibi gayet sağlam. Bir adet USB kablosu demiştim, çıktı. Bakalım. Kaliteli bir kablo. Bu yere düşürdüğüm şey sanırım mikrofon ayağına takmak için bir aparatı, böyle vidalı bir şey. Böyle takıyorsunuz, bakarız birazdan. Şu kabloya bir bakalım. Çok güzel, böyle bir cır cırtı var. Üstünde Rode yazıyor. Bayağı da uzun bir bakın kablo var. Şöyle. Benim kolum yetmiyor yani açmaya. Bayağı şu kadar da artıyor yani. 2 metre vardır herhalde, 2 metreye yakın kablo. Bu işte ya sehpa olarak masa üstünde kullanırsanız mıknatısı çok rahat çıkıyor. Ya da şu aparatı takarak, şöyle bir şey. Evet, bunu oraya takarak bir ve mikrofon ayaklığına takarak, ayakta belki şarkı söylersiniz, bir şey yaparsınız ya da ne bileyim ayakta bir anons yapmak istersiniz, ses kaydetmek istersiniz, bu şekilde ayakta kullanabilirsiniz. Ürün gayet kaliteli duruyor, malzemesi de çok iyi, çok sağlam duruyor. O hissi hissedebiliyorsunuz elinize aldığınızda dokununca. Dediğim gibi bu alttaki mıknatıslı şeyi de çok iyi yapmışlar. Made in Australia yazıyor bu arada. Çin malı falan değil kendisi. Ve şimdi ses testlerine geçeceğim. Onları da birazdan sizinle paylaşmış olacağım. Evet, şimdi normal bir mikrofonla kayıt yapıyorum. Bu normal bilgisayara bağlanan mikrofonlardan biri.
Aynı sonucu zaten cep telefonlarından da alırsınız. Aynı şekilde kaydeder, bu şekilde kaydeder. Şimdi Rode USB NT Mini ile kaydedeceğim. Aradaki farkı görelim bakalım. Evet, şu anki kaydımsa Rode NT Mini USB mikrofonla yapıyorum. Gördüğünüz gibi ses farkı gayet açık. Aradaki fark bayağı bir açık. Bununla oyun oynayabilirsiniz, podcastler yapabilirsiniz, seslendirme yapabilirsiniz ya da şarkı söyleyebilirsiniz. Bu tür şeyleri gayet güzel uygulayabilirsiniz bu mikrofonla. Ben gayet memnun kaldım. Bence çok güzel bir mikrofon. Almanızı öneririm. Bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.